Tahmini ne zaman özlersin? Her şeyi benden beklemesek. Defne? Deniz. Susuyor muyuz? Konuşuyor muyuz? Susuyoruz. Mesajı cevap yazmamalar başladı mı? Of Gökay, bir git ya. Ezgi, bak bu adam seni üzücü... Of! Nesi var bunun? Sana ne abi? Sana ne? Şu kızdan bir uzak durun ya. Yeşim, bir an önce evleniyorsa. Niye çakır gözlüm? Ya kızım böyle bütün gün baş başa beraber çok güzeldi ha? Evet, öyle. Ay iş yok, güç yok, aşk var. Bütün dertleri unuttu be. Bir kez olsun abi ben aklıma gelmedi. Şimdi geldi. Aferin sana Yeşim. Gül gibi ortamın içine ettin. Zaten dedenden yediğim lafları daha hazmedemedim. Bir de Habibe dedin tam oldu. Ay tamam tamam. Ben bozduğum gibi düzeltirim çakır gözlüm. Merak etme sen. Çınar. Sana Kız Kulesi'nin hikayesini anlatayım mı? Çok romantik. Hadi anlat. Eskiden acayip zalim bir kral varmış. Bu kralın çok güzel bir kızı varmış. Kız çok güzelmiş ama talihsizmiş. Çünkü zalim kral güzel kızını bu kuleye hapsetmiş. Kesin o kız bir şey yapmıştır. Yoksa babası durup dururken niye kuleye hapsetsin? Ay Çınar, kız niye bir şey yapsın ya? Babası durup dururken niye kuleye kilitlesin kızı? Kral adam da... Yok yok. O prenses kesin bir halt etmiştir. Uf Çınar, bu çok saçma bir kere. Büyücüler krala senin kızının ölümüne bir yılan sebep olacak demişler. Ondan kitlemiş. He, kızın rahat durmaması saçma. Büyücünün gelip kıza yılan sokacak demesi saçma değil. Ay, masal bu işte. Hayır ben devam ediyor muyum, etmiyor muyum? Tamam, devam et. Günlerden bir gün başka bir zalim adam kuledeki prensese bir sepet üzüm göndermiş. Çavuş üzümümü yapıncak mı lan? Haydi. Ay Çınar, ne alakası var şimdi ya? Tamam da dellenme, canım çekti. Neyse, neyse. İşte o üzüm sepetinden de bir yılan çıkmış.
Yılan zehirliymiş tabii. Böyle en büyüklerinden filan. Piton. Ya bu ne biçim kral da? Bunun adamları yok mu? Sepeti kontrol etmemişler mi? Ay etmemişler işte. Kız da ölmüş. Saçma. Hayır ben burada masal anlatıp romantik bir ortam yaratmaya çalışıyorum. Ama nerede? Adam öküz. Bunun neresi romantik? Haydi. Tamam Çınar, sen daha romantiğini anlat canım. Tamam, gel. Bak, bizim köyde bir kız vardı. Adı Hatice. Bu kız birine sevdalanmış. Sonra bu sevdalandığı çocukla kaçmışlar. Kızın abisi bunların peşine düşmüş. Şehre varmadan yakalamış bunları. Çekmiş silahını, dayamış oğlanın alnına, basmış tetiği. Ay. Sen misin demiş benim kız kardeşimi kaçıran. Beyni bir yere dağılmış, dalağa duvara yapışmış. Ondan sonra gözleri böyle yamaçtan aşağı tangır tangır yuvarlanmış. Ay, iğrenç. Neresi iğrenç la? Senin anlattığın hikayede kız ölür. En azından benim anlattığım hikayede herif geberiyor. Benimki daha romantik. Yok. 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 Vallahi benim bir şeyler yapmam lazım. Yoksa bizim hikayemiz en romantiği olacak. Niye? Çünkü kız adamı öldürecek. Ama ben öğreteceğim sana romantizmi. Öğreteceğim, öğreteceğim. Satır nerede lan? Sebep? Ne lan sebebini? Çağır Satır'ı bana. Toprak abi kusura bakma tanıyamadım. Nerede bu Satır? Satır yok abi. Rusya'ya gitti. Rusya'ya mı gitti? Evet abi. Ne zaman gitti Rusya'ya? Dün öğle uçağıyla gitti. Dur tahmin edeyim. Kesin acil bir işi çıkmıştır. Nereden bildin abi? Söyle de sana Rusya'dan bir gözlük getirsin. Toprak Bey gelmiş. Niye ayıktırmadı? Ayıktı sana. Senin de mi gözlerin bozuk? Hayırdır Çınar evladım? Sen de yeşime mi kaçtın? Dedem kusura bakma. Böyle akşam akşam çat kapı geldik Süreyya dedem. Rahatsız etmedik değil mi? Müsaade var. Estağfurullah evladım. Sen bizim artık damadımızsın. Evimiz de senin evin sayılır. Ay, benim canım ya. Ben seni yerim ama. Hadi hadi geçin. Köfte horlar. Denizli abim neredeler? Deniz yukarıda uykum var dedi yattı. Yalın da henüz gelmedi. Dedem. Biz orta kata çıksak film izleyeceğiz de. Film mi izleyeceğiz? Evet. Film izleyeceğiz canım. Film izleyeceğiz. Film izleyeceğiz. Film mi izlesek? Ha Rıfkı?
işe yaramıyor. Ya şimdi anlamam lazımdı aslında. Abimden ayrıldıktan sonra kilolarca dondurma yedi ama ne oldu? Yine bütün gün ağladı. Umut fakiri nasıl doyurmuyorsa dondurmada aşk acısı çekenleri iyileştirmiyor. Ama belki film işe yarar ya. Hı? Ne dersin? Deneyelim be. Ne? Diyorsun. Hı. Enteresan fikirmiş. Tamam. Seçelim. Benim istediğim değil. Bunun sonu kötü bitiyordu ya. Ben mutlu olmak istiyorum. Romantizme giriş bir. Ne yapıyorsun? Dersten kaçıyorum lan. Bak Çınar'cığım. Bu senin gelişimin için çok önemli. Ben bunu izleyeceğim. Ah yeter. Yok Yeşimciğim, parmak yok. Tatlı tatlı, tatlı tatlı. Çakır gözlüm. Bak ben gerçekten romantik bir ortam istiyorum. O zaman korku filmi izleyelim. Ya Çınar, korku filminin romantizmle ne alakası var ya? Şimdi korku filmini açacağız. Sen korkacaksın. Bana sokulacaksın. Ben sana sarılacağım. Korkma diyeceğim. Ben senin yanındayım diyeceğim. Çınar. Ay Denizciğim, sen uyumuyor muydun ya? Uyuttunuz mu? Bu arada romantizme giriş dersi işlediğinize göre Yalın'la Defne'den haberiniz yok galiba. Ha? Ayrılmışlar. Haydi. Ne? Sana ya. Ne anladın kuşum? Ben zaten prensi aşık olmamışım. Altındaki katıra aşık olmuşum. Çünkü prenslerin aşık bitmez. Prense değil, altındaki katıra aşık olmuşum diye ağlıyor. Bence hemen gidelim. Gidin bence.
Hadi gidelim. Barutçu, hayırdır akşam akşam? Aras, iyi misin? Harikayım, belli olmuyor mu? Abicim, ay ne oluyor Allah aşkına? Defne de o tarafta kötü. Bana Defne'den bahsetme. Allah Allah. Bu burada dağıtmış. O orada ağlıyor. Ne yapacağız aşkım ya? Ben aslında Aras'la erkek erkeğe konuşsam daha iyi olacak. Ama aklımda öteki tarafta, Defne'de. Canım, bak şöyle yapalım. Ben Defne'ye gideyim, sen de burada abimle kal. Olmaz da, seni tek göndermem. Aşkım benim. Şimdi biz Defne'yle kız kıza konuşuruz. Sen de dediğin gibi abimle erkek erkeğe konuş. Hem bazen dostluk, kardeşlikten daha çok işe yarar. Öyle mi diyorsun? Tamam o zaman. Senin araban bizde kaldı. Hı-hı. Sen benim arabamı al. Hı-hı. Ben akşam taksiyle dönerim. Tamam mı? Tamam aşkım. Tamam, sor. Aras ne oldu? Bir şey olmadı desem yer misin Barutçu? Yemem. Bitti. Sebep? Sebebi söylersem yumruğu suratıma geçirirsin. O yumruğu her halükarda yiyeceksin zaten. Bence bir şey söyle, hafifletici sebeplerden yararlan. Hafifletici sebep yok. Hafifletici sebebe ihtiyacım da yok. Hafifletici sebep istemiyorum da. Ben o hafifletici sebebin ta... Ben seni bir hafifleteceğim, göreceğin gününü şimdi. Söylesene oğlum, harbi harbi ne oldu ya? Aha, işte olay bu. Harbi olduğum için kardeşim beni terk etti. Şimdi o yumruğu suratıma geçir, noktayı koyalım. Ortada bir harbilik varsa ben senin suratına niye yumruğu geçireyim? Çünkü beni anlamayacak kadar aşıksın. Aras, açık ol. Ne oldu oğlum? Ne diyorsun sen? Ona bir gün aşkımızın biteceğini söyledim. Her aşk gibi. Sonra terk edildim. Her aşık adam gibi. Sonra da bir kez daha biten bir aşkın enkazının altında kaldım. Bir seferde öğrenemeyen her salak gibi. Kıza bir gün bitecek demişsin. Enkazın altında kalacaksın tabii. Ne bekliyorsun oğlum? Bir gün altında kalmayalım diye o duvarı aştan daha sağlam taşlarla örmeye çalışıyordum. Bir taş da o koyabilirdi. Sevgi neydi? Sevgi emekti diyorsun. Selvi boylum. Al yazmadım deme, çakarım. Aslansın lan sen, aslansın. Hıh.
Bebeğim. Ay canım benim. Ne zaman oldu bu? Siz sözlenmeden bir gece önce. Ay Allah beni kahretmesin ya. Kendi derdime düştüm ben. Sözdü. Habibeydi. Ay ben seni unuttum. Of. Pulli yenge, bunu bilmeyen Karadeniz gelini olamaz. Bu kıyamı da unutma. Şimdi bak hemen ne yaprağı. Önce açacaksın içini. Başlayacaksın sarmaya. Habibe bak. Sabahtan beri bunaldım, bırak beni. Ben burada seninle uğraşıyorum. Toprak Allah bilir babanla ne yapıyor. Olmaz, bırakmam. Sen lahanayı saramazsan kocam da seni sarmaz. Sonra beni boşadı diye ağlarsın ha böyle. Bir kere o beni boşamadı canım. Ben onu boşadım tatlım. Oy. Toprak geldi. Ha bu da böyle toprak geldiğinde zıplayın. Bir de onu ben boşadım diye ortalıkta gezeyim. Oh sağ salim geldin. Ne yapsak, kurban mı kessek? Dalga geçme toprak ya. Bak bir daha Satır'ın mekanına falan gitmek yok. Gittikten oldu. Herif Rusya'ya kaçmış. Aa, kızıp bize kaçmış. Babası Rusya'ya mı kaçmış? Niye? Güya acil bir işi çıkmış. Hadi canım. Öyle. Habibe nerede? Habibe kim? Hiç tanımıyorum. Akraba falan mı yoksa? Demeyi ne kadar isterdim toprak bilemezsin. Ama diyemiyorum. Neden? Çünkü mutfağımı ve salonumu ele geçirmiş durumda. Akşam akşam kahvaltı için börek yapacağım. Lahana saracağım diyor. Kuyumağın 40 çeşidini bilip de yapmaya girişmesinden bahsetmiyorum bile. Ay şaşırmış bu kız ayol. Vallahi bence mutfak da şaşırmıştır bu işe. Malum mutfak olalı böyle hareketler görmedi. Aman laf sokma fırsatını kaçırma toprak. Aman kaçırma. Hadi gir gir. Toprak abim hoş geldin. Kızım dur otur tamam. Ben de Pulli yengeme dolma sarmasını öğretiyordum. Öyle salınmakla olmaz. Senin Pulli yengen bir salınsa yeter. Baban Rusya'ya gitmiş. Hay, ne yapmaya gitmiş? Bilmem. Acil bir işi çıkmış. Çıkar. Çok önemli adamdır benim babam. Ya ona ne şüphe. Neyse. Şimdilik babanın acil işi bitene kadar buradasın. Sonra babana teslim edeceğim seni. Dua et bir an önce bitsin o acil iş. Kadar da çok dua etmeseydik iyiydik böyle bence. İyiydik. Hayırdır? Bak tekrar ediyorum, bir daha Satır'ın mekanına falan gitmek yok. Ciddiyim. Sen utanmıyor musun benim odamı basmaya? Toprak, hiç bana şirinlik yapma. Doruk uyuyor, bağırırsam uyanır yazık çocuğa. Şimdi hemen bana söz ver. Bir daha Satır'ın mekanına gitmiyorsun. Rivriv etme Leyla. Rivriv etme, çok yorgunum. Toprak. Ben çok korkuyorum. Bu adamın ne olduğunu herkes biliyor. Ben yanındayken korkmaman gerektiğini unutmuşsun Leyla. Toprak, ben ciddiyim. Ben de. Rivriv etme. Çok uykum var. Toprak. Hı. Böyle uykum var ayağına filan. Sen bana yürüyor olabilir misin acaba? Acaba? Acaba?
Onlar gelmiştir herhalde. Ben bakarım kuşum. Ben de bir yüzümü yıkayayım. Beni böyle görmesin. Haydi. Senin burada ne işin var be? Esas senin ne işin var benim görümcemin evinde? Defnecim, görümcem. Sabır et kızım. Görümcem nerede dur? Sen kime görümcem diyorsun kızım? Sağ diyecek halim yok. Defne ederim elbet. Sen ne pişkin bir şeysin be? Bana bak güzelim. Şunu aklına sok. Biz Çınar'la sözlendik. Al bak bunlar da yüzüklerimiz. Anlayabiliyor musun? Parmağına takmış tenekeden yüzük gelmiş bağ hava atıyı. Çınar'ım onun bin katını alır bağ. Ben seni var ya... Ay sen şu evden de çıkar mısın ya? Gitmiyorum. Aha da buraya oturdum. Sen fazlalıksın. Sen git. Bana baksana sen. Öyle bir süt sağdım diye kendini bir halt sanma. Sadece süt sağmıyorum ben canım. Her iş bende. Bunlar yetmezse sağ. Ot yolarım, odun kırarım. O da mı yetmedi? Traktör sürerim. Bu da sağ son kapak olsun. O zaman maşallah ba. Traktör mü? Nesini beğenmedin? Benim traktörüm de ustacık. Üstelik benim traktörün tekerleri senin o sıçan arabanı ezer de geçer. Ben de seni ezip geçerim. O zaman aferin bize. Yeter be! Ben şimdi gösteririm sana ezip geçmeyi. Buralarda ne senin süten işler ne de traktörün. Abi be. Gel Defne'cim aç mısın? Oy rengin sanmış gel ben şimdi seni beslerim. Gel. Al. At. Al. Ne de olsa görümcemsin. Al. Al. Ben var ya ben. Ay yolarım seni. Ay yeşim. Yeşim bir dur. Durmam. Bu fazlalık buradan gidecek. Sen git. Aşk yıkıcı. Kara kedeyi mi yazıcı? Be. Ne diyorsun be? Ay yeşim. Ya sen yapma bari. Ay. Ben. Yaparım canım. Yaparım. Ben yapacağım. Yaparım. Ay. Neden bana çıkıyor? Yine bana çıkıyor. Çıkarlıkta bir yere bırak. Ne ya? Of. Yürü. Sesin içinden kadı kadı çıktı ya. Ay yeşim, yeşim bir dur. Defnesiz, herkes uyanacak ya. Yeşim, ne yapıyorsun? Şşş. Abi beyi dövüyorum. He, tamam. Yeşim. Lan sen manyak mısın? Ne yapıyorsun? Ay Çınar, biraz kibar ol ya. Çekilir misin canım? Ay. Hayır, bana depresyona girmek nasip değil arkadaş. Nasip değil. Bu kalas yüzünden en az 500 kere eve gelip depresyon pozisyonu almışımdır ama... ...bu şekilde de o depresyonda kalamamışımdır. Ay. Çınar'ım. Çınar'ım nerede? Bak ne diyor hala ya? Yok canım o. Yeşim'i eve götürdüm. Hı? Aa, Yeşim bak çantasını da burada unutmuş. Gördün mü? Ben sana yastık falan getireyim. Görürsün sen Kılçık. Benim adım da Habibe ise ne bunu senin yanına korum ne de Çınar'ı sağ bırakırım. Haydi. Maşallah bak.